Evet değerli dostlar güzel insanlar herkese merhabalar selamın aleyküm nasılsınız iyi misiniz şimdi 5 dakikada bilanço analiz terimize devam ediyoruz değerli dostlar ML P sağlığa bakacağız değerli dostlar. Öncelikle bir karnesine bakmak istiyoruz. Karnesi nasıldır değerli dostlar. Karlılığa baktığımızda 6'da 5 oranında bir karlılık olduğunu görebiliyoruz. Büyümesine baktığımızda 6'da 5 oranında bir karlılık olduğunu görebiliyoruz. Borçluluğa baktığımızda borcu çok olduğunu görebiliyoruz değerli dostlar. Borcu var. Demek ki borç yani borçların sebebi derdi dostlar büyümesinden kaynaklanıyor. Yani yatırım yapmış. Öyle de e, düşünebiliriz. Çeyreklik satışlara baktığımızda değerli dostlar 2021'in 6. çeyreğinden itibaren istikrarlı bir çeyreklik satışlar geldiğini büyüme geldiğini satışlardaki artışları görebiliyoruz. Çeyreklik favoya baktığımızda aynı şekilde 2020'nin altıncı çeyreğinden itibaren e, sürdürülebilir bir çeyreklik favok olduğunu görebiliyoruz. Çeyreklik net kar'a baktığımızda çeyreklik net karda bir sıkıntı olduğuna görebiliyoruz. Öz kaynaklara baktığımızda yüzde on çok az değerli dostlar yani şirketin borcu var değerli dostlar. Öz kaynaklara baktığımızda yüzde altmış oranı e, gayet mankul e, karşılığına bilir değerli dostlar. Şimdi bilanço trend analizi ile gelir tablosu trend analizine bakacağız. Dönem varlıklar %22 oranında artmış. Duran varlıklar %11 oranında artmış. Finansal borçlar %49 oranında artmış. Kısa vadedeki yükümlülükler %33 oranında artmış. Kısa, uzun vadeli yükümlülükler %11 azalmış. Yani genellikle kısa vadedeki yükümlülüklerini azaltacaksın. Bu tam tersinesini yapmış. Öz kaynaklar %95 oranında artmış olabilir güzeldir hasılat yüzde 43 oranda artmış ticari faaliyetlerden brüt kar yüzde 61 oranda artmış fabuk yüzde 48 oranda artmış e, sürdürülen faaliyet vergi öncesi karı yüzde 276 oranda arttığını görebiliyoruz net dönem karı da e, aynı şekilde yüzde 610 oranda ve bu iki veri çok güzel gelmiş Bu da bizim için olumlu sayılabilir değerli dostlar sadece borcu var Şimdi burada e, çeyreklik e, yani satış karlılık durumuna baktığımızda dediğimiz gibi arkadaşlar güzel bir ivme var satış e, karlılık e, durumunda. E, özellikle FK bizim için önemlidir değerli dostlar. FK'ya baktığımızda sektör ortalamasının üstünde bir FK'mız olduğunu görebiliyoruz. Bu da şirketi FK anlamında e, pahalı yaptığını görebiliyoruz. Yani şirketimizin FK'sı 27.14 sektör ortalaması 16 16.70'ler olduğunu görebiliyoruz. Piyasa deri defterlerine baktığımızda 12.86 piyasa deri defter değerimiz var. İlaç sağlığın ise 6.27 olduğunu görüyoruz. Piyasa deri bile defter değerine de maalesef pahalı olduğunu görebiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.